Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhalifler İdlib'de rejim ve İranlı milislere ağır darbe indiriyor. Suriye Milli Ordusu daha önce iki kez ele geçirip Rusya'nın ağır bombardımanı sonrası çekilmek zorunda kaldığı Neyrap'ta hakimiyeti önceki akşam tamamen sağladı. Türk ordusunun topçu atışlarıyla birlikte kasabaya giren muhalifler en az 50 rejim askerini etkisiz hale getirerek kasabaya bayrağı dikti. Neyrap'ta öldürülenler arasında rejime bağlı yüksek rütbeli askerler de vardı. Kasabada Suriye Milli Ordusu'na bir süre direniş göstermeye çalışan rejimin 76. Tugay'ı muhaliflerin taarruzu sonrası arkasına bile bakmadan kaçtı. Rusya'ya bağlı paralı askerlerin komutanı Süheyl Hassan'ın isteği üzerine bölgeye Serakip'ten yardım gönderildi. Ancak muhalifler o güçleri de bertaraf etti. Neyrab'ın alınması Rusları tamamen çıldırttı. Rus uçakları gece boyunca Neyrab'a bomba yağdırdı. Ancak muhalifler bu kez kasabadan çekilmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktaları ile rejim mevzilerinden de karşılıklı top atışları yapıldı. Rejim ağır Rus bombardımanının ardından dün sabah saatlerinden yeniden kasabaya girmek istedi. Muhalifler gelen takviye kuvvete bir kez daha ağır darbe vurarak rejimin unsurlarını püskürttü. Bölgede dün en az 12 rejim askeri öldürüldü. 2 tank ve bir zırhlı araç da imha edildi. Yine aynı saatlerde Serakip yakınlarında rejime ait 5 tank yüklü oldukları tırlarla birlikte savaş dışı bırakıldı. Neyrab'ı ele geçiren muhalifler dün öğle saatlerinde Serakip'e yöneldi. İlk olarak Sam ve Maret Aliye köyleri alındı. Bozguna uğrayan rejim askerlerinin Maret Aliyadan kaçışları havadan görüntülendi. Salihiye köyünde de önemli ilerleme kaydeden muhalifler bölgedeki diğer köylerde de rejimden temizleyip stratejik Serakip'i kuşatmak istiyor. Peki Serakip neden bu kadar önemli? Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Laski'den Halep'e uzanan M5 karayolunun birleştiği noktada bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmak için beğenmeyi unutmayın.